Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji'yi bitireceğimiz kampımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte AYT Biyoloji'nin birinci gününe başlıyoruz. Ben çok 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 heyecanlıyım. Hatta o kadar heyecanlıyım ki sanki bütün okulun önüne çıkacak ve böyle bağıra bağıra şiir okuyacak bir çocuk gibi hissediyorum kendimi. Heyecanıma ortak olduğunuz ve bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hemen detaylara başlamak istiyorum. Konu anlatımlı kitabım çıkmıştı birkaç gün öncesinde. İşte bu AYT kampımızı bu konu anlatımlı kitabım üzerinden yapacağım kitabımızı ve kampımızı eksiksiz bir şekilde takip ettiğinizde AYT biyoloji full yaptığınızı göreceksiniz. Şimdi kitapla ilgili birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Onun için hemen kitabımı açayım. Bu arada kitap inceleme videosunu yayınlamıştım. Tanıtım videosunu yayınlamıştım. Kitapla ilgili detaylara bakmak isteyenler o videoyu izleyebilirler. Şimdi çok ufak bir şeylerden bahsetmiş olacağım. Kitabımızı açtığımızda böyle aklına takılan sorular kısmı var. Bu kısım gerçekten çok önemli. Çünkü daha önce bana sorduğunuz sorular vardı YouTube'dan. E, Hocam işte deneme analizi nasıl yapılır? Tekrar nasıl yapmalıyım? İşte konuyu öğreniyorsunuz düşünüyorum ama soruyu çözemiyorum gibi birçok soru sordunuz. Ben de bana daha önce sorduğunuz ve en çok sorduğunuz 9 soruyu burada topladım ve bunları videolu bir şekilde anlattım. Kare kodlarını okutarak o videolu anlatımlara ulaşabilirsiniz. Buradan sonra hemen zinciri kırma kısmına gelmek istiyorum. Kitabımızda bu kısmı açtığınız zaman altta hedefim kısmını göreceksiniz. Oraya hedefinizi yazmanızı ve hedefinize giden yolda gün gün zinciri kırmadan ilerlemenizi istiyorum. Hemen şimdi içindekiler kısmına geliyorum. Sinir sisteminin birinci Allah mikrofona değdim. Sinir sisteminin birinci günüyle başlıyoruz. Yani aslında biz denetleyici ve düzenleyici sistemlerin ilki olan sinir sistemiyle başlayacağız. AYT konu anlatımımıza. Burada birinci günde sinir sistemine girişi işleyeceğiz. Ve burası kitabımızda sayfa 10'da yer alıyor. Şimdi hemen burayı işleyeceğimiz için ben kampımızdan, kamp yolumuzdan birinci günü bir işaretleyeyim. Ve sen de bu videoyu izledikten sonra işaretlemeyi ihmal etme. Bundan sonra böyle sıra sıra işaretleyerek git 54. günün sonunda böyle tikler dolacak ve soru çözerken de o tikler soruların üzerinde yer almış olacak. Sana çok güveniyorum ve vakit kaybetmeden hemen tikimi atıp konu anlatıma başlıyorum. Şimdi bugünkü konu anlatıma başlayacağım ama ilk önce destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bu arada biz TYT kampı da yaptık. 28 günde TYT biyolojiyi bitirdiğimiz bir kampımız vardı. Onu da bu kitabım üzerinden yapmış oldum. TYT çalışmak isteyen ve genel tekrar yapmak isteyen arkadaşlar da o videolara bakabilirler. Hadi şimdi sinir sisteminden başlayalım. Biraz önce demiştim ki denetleyici ve düzenleyici sistemler var. Ne demek bu? Vücudumuzda homeostezinin sağlanmasında görevli olan sistemler. Yani sinir sistemi, endokrin sistem ve duyu organları denetleyici ve düzenleyici sistemler olmuş oluyor. Biz şimdi sinir sistemi ile başlamış olacağız. Sinir sistemi canlının iç veya dış çevre ile arasındaki etkileşimini yöneten bir sistem diyor. Ve sinir sisteminin en temel organları beyin ve omurilik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sinir sistemi içerisinde beynin çok daha detaylı kısımlarını göreceğiz. Omurilik ona göre daha az konu barındırıyor ama çok çok önemli kısımlar çünkü bunlar bizim vücudumuzun en temel yapılarından birisi. Sinir sistemi sinir dokudan oluşuyor. Bizim vücudumuzda birçok doku var. Sinir sistemimiz de sinir dokudan oluşuyor. Sinir doku dediğimiz yapılar da en temel hücresi sinir hücresi, sinir hücresine Yardımcı olan bir de yardımcı hücreler, yani glia hücrelerinden oluşmuş oluyor. Şimdi onların detaylarına bakalım. Sinir sistemi yani sinir doku, nöron ve glia hücrelerinden oluşmuş oluyor. Sinir sisteminin asıl hücrelerine biz nöron demiştik ve bunlar uyarıyı almak, değerlendirmek ve cevap oluşturmakla görevli olduğunu söyleyebiliriz. Yani sağlıklı bir sinir sistemi bu şekilde çalışıyor olması gerekir. Yani uyarıyı alması, değerlendirmesi ve cevap oluşturması gerekiyor. Yardımcı hücreler sinir hücre hücrelerine göre çok çok fazla sayıda olan hücreler. Bunların görevi uyartı iletimi değil uyartı iletimi sırasında nörona yardımcı olmak ve bu nöronlara yardımcı olan hücrelerin neler olduğunu da biraz sonra anlatmış olacağım. Çok çok fazla görevlere sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sinir sistemi içerisinde biz reseptör efektör gibi kavramlardan çok bahsedeceğiz. Ben o nedenle böyle başlamadan bu kavramları bilmeni istiyorum. Reseptör dediğimiz şey uyarıyı alan bir hücre ya da protein olabilir. Yani sadece hücre değil. Uyarıyı alan şeye reseptör diyoruz. Efektör dediğimizde tepki organına verdiğimiz isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki uyaran dediğimiz şey ne demektir diyecek olursak da tepkiye neden olan her değişime biz uyaran demiş oluyoruz. Yani aklına her ne gelirse bu uyaran olmuş olacak. Peki bir sinir hücresi nasıl sağlıklı olur demiştim. Uyarıyı alması gerekir, değerlendirmesi gerekir ve cevap oluşturması gerekir demiştim. İşte canlılar çevredeki uyarıları duyu organlarında bulunan reseptörler ile algılar daha sonra reseptördeki bu uyarıları sinirler tarafından beyin ve omuriliğe gönderir ki beyin ve omurilik merkezi sinir sistemi elemanlarıdır ve ara nöron olarak görev yapar. Daha sonra bu ara nöron dediğimiz beyin ve omurilik cevap oluşturur değerlendirir ve cevap oluşturur. Bu cevabı da tepki organına yani efektöre göndermiş olur. Değerlendirme sonucu oluşan cevap yani sinir hücresine olabilir, kas hücresine olabilir ya da salgı bezine olabilir. Bu şekilde efektör organa iletilir ve tepki bu şekilde verilmiş olur. Yani sağlıklı bir insanda sinir sistemi sağlıklıysa bu şekilde bu söylediğim üç olay da düzenli bir şekilde gerçekleşmek zorunda. Şimdi aşağıda verdiğim görsel üzerinden bakacak olursak bir böcek var böcek geldi ve ben böceği gördüğümde korktum. İşte korktuğum anda ona baktığım anda bir uyarı almış oldum değil mi? Uyarıyı aldım ve nereye götürdüm? Beyin ve omuriliğe götürdüm. Beyin ve omurilik bana dedi ki değerlendirecek. Ay böcek gördün korkuyorsun. Ne yapman lazım? Mesela atıyorum kaçman lazım. O zaman kaçman lazım dedi ama yapan bu değil. Yapan efektör organ yani tepki organı. O zaman tepki organına tepkiyi gönderecek ben Vın, kaçacağım tamam mı? İşte duyu nöron, ara nöron, motor nöron bu şekilde sağlıklı olursa bir sinir hücresi de sağlıklı olmuştur diyebiliriz. Gelelim detaylarına bakmaya sinir hücresi yani diğer ismiyle nöronun yapısını inceleyelim birlikte. Sinir hücresi dentrit hücre gövdesi ve akson olmak üzere 3 kısımdan meydana gelmiş oluyor. Dentrit dediğimiz yerler böyle kısa kısa uzantılar. Hücre gövdesi dediğimiz yerde böyle çekirdek ve organellerin bulunduğu kısım. Akson dediğimiz yerde uzun olan uzantı. Yani bu genellikle tek bir uzantı şeklindedir diyebiliriz. Genellikle diyorum çünkü detayına girmeyeceğim. Müfredattan kalktı. Sen bu kadar bilsen yeterli. Ben anlattığım her şeyi MEP kitabına uygun olarak ve ÖSYM'nin bize soracağı sorulara uygun olarak anlatıyorum. Kitabımın eksiksiz bir kitap olduğunu söylemek istiyorum. Burada söyleyeceğim bahsedeceğim her şeyde senin sorumlu olduğun şey olacak. O nedenle bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hadi şimdi söyleyelim. Ne dedik? Bir sinir hücresi dendrit hücre gövdesi ve akson olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Hücre gövdesinden başlayalım birlikte. Çekirdeğin sitoplazma ve organellerin bulunduğu kısım. Ay hocam organellerin diyorsun ama o kadar geniş söyledin ki hangi organeller var burada mitokondri, ribozom, nisil tanecikleri, golgi ve lizozomun bulunduğu kısım olmuş oluyor. Hocam nisil tanecikleri ne dediğini duyar gibiyim. Nisil tanecikleri böyle ayrı bir organel değil, granüllü endoplazmik retikulumun yoğun olarak bulunduğu yerler nisil tanecikleri olmuş oluyor tamam mı? Yani granüllü endoplazmik retikulumun hmm, söyleyemedim. Granüllü endoplazmik retikulumun görevini de söyleyecek olursam da bu proteince zengin salgı yapan hücrelerde çok fazla bulunuyordu. İşte bunun da proteince zengin salgı yaptığını düşünebiliriz. Peki şimdi burada sadece sitoplazma ve organeller mi var? Yani işte organellere ek olarak çekirdek mi var? Hayır. Burada nörofibril adını verdiğimiz hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüller de var. Bu mikrotübüller sadece hücre gövdesi içerisinde bulunmuyor. Dentrit ve akson boyunca da bulunmuş oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Organellerden bahsedelim etmişken özellikle 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 şunu söylemeliyim ki bir sinir hücresinin özelleşmiş bir sinir hücresinin sentrozomu yoktur. Yani bu nedenle bölünemezler dememiz gerekir. Ama MEP kitabında böyle uyarı notuyla belirtilen bir kısım var. Ben de onu hemen buraya ekledim. E, nöronun sentrozomu yoktur. Kural olarak nöronlar özelleşmiş hücrelerdir ve bölünemezler. Ancak beyinde bulunan hipokampüs adını verilen bir bölgede e, bazı sinir hücrelerinin bölünebildiği ve Ergin bireylerde bu bölgenin büyüdüğüne dair çalışmalar yapılmış ve bununla ilgili hala da çalışmaların yapıldığı ile ilgili bir not var. O nedenle e, size eğer soruda bu bununla ilgili yani buradaki söylediğim bilgiyle ilgili bir şey sorarsa e, ona göre yorum yapmanızı isteyeceğim. Yani genellikle sinir hücreleri bölünemez gibi bir şey diyebilirsiniz ama size özelleşmiş sinir hücreleri bölünemez derse hemen tik atmış olacaksınız. Çünkü bu şekilde yani özelleşmiş oldukları için bunlar artık sentrozomları yoktur ve bölünemezler diyebiliriz. Zaten ben bölünemeyen hücreleri de biyoloji şifrelerde kars olarak kodlamıştım. E, çizgili kas hücreleri, olgun al yuvarlar retina hücresi ve sinir hücresi bölünemeyen hücrelerde bunu da özellikle söylemiş olayım. Gelelim dentrit dediğimiz yere. Dentritler kısa kısa uzantılar zaten şekilden de görmüş oluyoruz. Yani şöyle düşünmeni istiyorum. E, mesela elim. Elimi şöyle yapayım. E, burası hücre gövdesi olsun. Böyle parmaklarımı olduğu yerlerde dendritler olmuş olsun tamam mı? dendritler ne kadar fazlaysa o kadar uyartı iletimi e, fazla olmuş olur ama uyartı iletim hızı fazla olmuş olur demiyorum aman diyeyim dikkat et yani sen iki parmağın olsa iki parmağınla bir şeyi ne kadar kavrarsın ya da beş parmağın olsa ne kadar kavrarsın onu düşün onunla kıyaslayabilirsin tamam mı? peki dendritlerin görevi ne? burası hücre gövdesi burası dendritlerdi ya aldığı uyarıyı nereye göndermek? hücre gövdesine daha sonra da aksona göndermek olmuş olacak tamam mı o zaman bunların görevini de söylemiş oldum geliyorum akson dediğim kısma şimdi dentrit burası hücre gövdesi burası aksonda o zaman kolum olmuş olsun tamam mı? Hücre gövdesinden çıkan uzun ve genellikle tek olan uzantıya biz akson adını vermiş oluyoruz. Bunun görevi gövdeden aldığı uyarıyı buraya getirdi ya daha sonra başka bir sinir hücresiyle bağlantı yapmış olacak şu an ekranda. Nasıl görünüyorum bilmiyorum ama bu şekilde yani tamam mı? Dentrit akson, dentrit akson diye uyartı bu şekilde gidiyor. O zaman siz şunu mu demeniz gerekir? Hocam o zaman sinir hücresindeki iletim dentritten aksona doğru mu? dur Aferin sana. Tamam Bu şekilde söyleyeceğiz. Ama sinapsdaki bir iletimden bahsedeceğimiz zaman o zaman biraz farklı olmuş olacak. O zaman yeri geldiğinde söyleyelim. Şu an karıştırmayalım. Şimdi hemen sol üstteki şekle bakmanı istiyorum. Akson ve akson ucundan bahsetmek istiyorum. Kalemimin rengini değiştireyim. Şurası aksonun olduğu bölge değil mi? Aksonun üzerinde miyelin kılıf olabilir olmaya da bilir. Miyelin kılıflar ne işe yarar? Bir impuls iletiminin hızlı olmasını sağlayan elemanlar olmuş oluyor. Tamam mı? Akson uçları da aksonun uç kısmında bulunan yerler bu kısımlara sinaptik uç da adı veriliyor. Tamam mı? Burada nörotransmitter maddeler salgılanacak. Bunu ne zaman anlatacağım sana? Sinapslarda impuls iletimini anlatırken anlatmış olacağım. Şimdi Akson dedik ya neydi şurasıydı yani tek başına bulunan bir uzantıydı değil mi? İşte bu uzantının çapının fazla olması impuls iletiminin de fazla olmasını sağlıyor. E hocam biraz önce aksonda miyelin kılıf varsa da iletim hızlı oluyordu. Aferin sana. Miyelin kılıf varsa ve akson çapı fazlaysa impuls iletimi fazladır diyeceksin. Tamam mı? Bu şekilde söylemiş olayım impuls iletiminin hızlı olmasını sağlıyor dedik ya miyelin kılıflar. Miyelin kılıf böyle sarı renkli görüntüye sahip bir yapıdır aslında. Bu sarı renkli olması da yağ yapılı ve protein yapılı olmasıyla alakalı olmuş oluyor. Şimdi bizim vücudumuzda miyelin kılıf üreten iki e, nöronlara destek veren hücremiz var Hani bizim e, sinir dokumuz bir nörondan bir de nöronlara destek veren hücrelerden oluşuyordu ya işte bu nöronlara destek veren hücrelerden iki tanesi bir oligodendrosit bir de şivan hücreleri var onlar miyelin kılıf üretmekte sorumlu olan E hocam ikisi de miyelin kılıf üretiyorsa niye ikisi farklı isimde Çünkü birisi bir yere diğeri başka bir yere hemen bakalım oligodentrositler merkezi sinir sistemindeki nöronlara miyelin kılıf üretirken Şivan hücreleri çevresel sinir sistemindeki nöronlara miyelin kılıf üretmiş oluyor. O zaman bir sinir hücresinde miyelin kılıf varsa iletim hızlıdır diyebiliriz. Peki hemen şekli biraz daha temizleyeyim şekil üzerinden sana bir şey daha söylemek istiyorum. E, şekil üzerinde şu, şu ok ile gösterdiğim yerler böyle kesintili olan yerler, boşluklu boşluklu olan yerler. Yani atlamalı gidiyormuş gibi düşünebilirsin. İşte bir sinir hücresinde miyelinli bir sinir hücresinde miyelinli kısımların kesintiye uğradığı bölgelere ramvier boğumu adını vermiş oluyoruz. O zaman miyelin kılıf varsa ramvier boğumu da olabilir, olmak zorunda değil, tamam mı? E, biraz sonra bir şey daha söyleyeceğim. Hemen burada söylediklerimi söyledikten sonra devam ediyorum diğer bir sayfamızla. Miyelinli nöronlardaki impuls iletimi miyelinsiz nöronlara göre daha hızlı gerçekleşiyor. Hatta 10 kat 12 kat daha hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Akson üzerinde miyelin kılıf bulunabiliyordu ya işte bu miyelin kılıfların üzerinde e, kesintili bölgeleri de ranvier boğumu demiştik onu da söylemiş oldum. Şimdi en 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 çok bana gelen sorulardan birisi eski güncellenmeyen kaynaklarda hala var ama artık map kitabı da zaten bunu güncelledi e, diğer güncellemiş kaynaklar da kendini güncelledi e, zaten ben kitabım içerisinde bunu detaylı bir şekilde anlattım e, ha, zaten kitaptan yapıyoruz o yüzden oradan da sana bahsetmiş olayım şimdi ram yer boğumu impuls iletim hızını azaltmaz tamam mı yani e, dedim ya güncellenmemiş kaynaklarda hala böyle söyleniyor ama sana burada böyle çok basitleştirerek anlatmak istiyorum ki aklında hiç soru işareti kalmasın. Artık sana böyle diyenler varsa "Aa o yanlış ya." diyebil Tamam mı? Şimdi ee, hemen şöyle düşünelim. Şu A noktasından B noktasına bir gideceğimiz yol var, tamam mı? Ee, bu bir X aracımız var, bir de Y aracımız var. Bu X ve Y aracının hızlarının ikisi de birbirine aynı, tamam mı? Yani 100 kilometre hızla gidiyor olsunlar. Ancak X aracı A noktasından B noktasına 5 mola vererek gitsin, Y aracı da A noktasından B noktasına 2 mola vererek gitsin. Hangisi daha hızlı gider? Hangisi daha hızlı gider? Hangisi daha hızlı gider? Tabii ki de Y aracı gider, değil mi? Çünkü o daha az mola verdiği için daha çabuk ulaşmış olur. Onun daha çabuk ulaşmış olması daha hızlı gittiği anlamına gelmez. Değil mi? Daha az mola verdiği anlamına gelir. İşte Ranvier boğumlarını bu mola yerleri gibi düşünecek olursan Ranvier boğumların her bir yerinden uyartı atlayarak ilerlemek zorunda olduğu için Ranvier boğumu sayısı ne kadar fazlaysa impulsun varış süresi o kadar azalmış olur. Tamam mı? yani varış süresini etkiler hızını etkilemez unutmayalım. Anlaştık mı? Bu şekilde de bunu anladığını düşünüyorum. Devam ediyorum. Bir sinir hücresinde neler vardı? Dentrit vardı, akson vardı ve hücre gövdesi vardı değil mi? Bunlar bulunmak zorunda. Ama miyelin kılıf ve Ranvier boğumu bulunmak zorunda değil. Miyelin kılıf olursa iletim hızlı oluyor. Bunu da ekstra söylemiş olayım. Şimdi nöronlar görevlerine ve yapısına göre ikiye ayrılıyor. Yapısına göre olanlar müfredattan kalktığı için detayına girmiyoruz. Görevlerine göre olan nöronlara bakalım. Duyu nöron, ara nöron ve motor nöron olmak üzere görevlerine göre nöronlar üçe ayrılır. Zaten biraz önce de söylemiştim. Uyarıyı al Duyu nöron ara nöron değerlendiriyor cevap oluşturuyor motor nöronda tepki oluşturmunu sağlamış oluyor şimdi detaylarına bakalım İç organlar ve duyu organlardaki reseptörlerden aldığı uyarıları merkezi sinir sistemine yani beyin ve omuriliğe ileten nöronlara duyu nöronları adını vermiş oluyoruz. Yani burada bir kaktüsüm var. Elimi kaktüse değiyorum. Hocam niye değiyorsun? Elin acıyacak. Evet acıyacak ama şimdi onu deneysel çalışmayla anlatmış olacağım. Kaktüse değiyorum ve benim uyarıyı duyu nöronum almış oluyor. Bu uyarıyı alıyor ve nereye gönderiyor? Merkezi sinir sistemini yani beyin ve omuriliğe göndermiş oluyor. O zaman duyu nöronun yaptığı şey ne? Uyarıyı almak. İşte bu nedenle bunun adına getirici nöron da denmiş oluyor. Devam ediyorum ara nörondan. Ara nöron merkezi sinir sisteminde bulunan bir nörondur ve vücudumuzda en fazla bulunan nörondur. Bunun görevi aldığı duyu nöronundan aldığı iletim vardı ya İşte... Eline kaktüs değdi. Bu duyun nöronu gönderdi, ara nörona götürdü. Ara nöron dedi ki: "Aa, kaktüsün dikeni eline batıyor, elin acıyor, elini çek." dedi. Ama çekme davranışını bu yapmadı. İşte cevabı oluşturdu. Değerlendirdi cevabı oluşturdu. Bu cevabı da motor nörona göndermiş olacak. Motor nörona baktığımız zaman da ara nörondan aldığı cevaba göre tepki oluşumunu sağlayan nöron olmuş oluyor. Tamam mı? Yani buna da bu nedenle götürücü nöron denir. Çünkü neyi götürmüş oluyor aslında? Ara nörondan bir yanıt almıştı. O yanıtı tepki organına götürdüğü için bunun adına götürücü nöron diyoruz. Yani başlangıçta söylediğim her şeyle bunu bir toparlayacak olursam bir kaktüsüm vardı elimi değdim. İşte bunu duyu organımla aldım duyu nöronumla aldım ve daha sonra ben bunu ara nörona gönderdim. Ara nöron bunu değerlendirdi cevap oluşturdu. Bu oluşturduğu cevabı da motor nörona gönderdi ve hop eline çekti. İşte sağlıklı bir insanda sinir sistemi bu şekilde çalışıyor olması gerekir. Duyu ara motorunun da bu şekilde çalışması gerekir ki sağlıklı olduğu gözüksün. Peki sağlıklı değilse bunlardan herhangi birinde bir anormallik olduysa bir yer bozulduysa şimdi onları inceleyelim. Sadece duyu nöronu zarar görmüş kişiden bahsedecek olursak. Duyu nöronunun görevi neydi? Kaktüse elimi değdiğim zaman o dikenli yapıdan aldığı uyarı nereye götürüyordu? Ara götürmüş oluyordu. İşte o zaman örnekle bunu açıklayacak olursam. Eline iğne batsa hissetmez ancak elini oynatabilir. Yani ben kaktüs yani zaten hissetme yeri burası değil ara nöron değil mi? Ben sana bunu şöyle söyleyeyim. Duyudan sonra ara nörona sonra da motor nörona ben iletiyi gönderiyorum değil mi? O zaman duyu nöronum çalışmıyorsa ara nörona bir şey götürebilecek miyim ben? Hayır. Yani bu nedenle his olmamış oluyor. Anlaştık mı? Evet. Hemen Osmanlı tokadı vuranları buna örnek verebiliriz. Hocam nasıl oluyor Şimdi Osmanlı tokadı e, vuracak kişiler bir eğitime giriyorlar. Bir mermere böyle sürekli 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 ellerini vura 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 ellerindeki duyun nöronlarını öldürüyorlar. Ve daha sonra orada artık herhangi bir şekilde duyun nöronu çalışmayacağı için ara nörona bir ileti gönderilmeyeceği için bir acı hissi oluşmayacak. Tamam mı? Yani yani ama elini oynatabiliyor mu? Gayet de oynatıyor. Hatta o kadar iyi oynatıyor ki karşısındakine tokadı vurduğunda boynunu kıracak derecede bir şiddetle elini oynatabildiğini söyleyebiliriz. O zaman elini oynatabilir, ancak his oluşmaz diyeceğiz tamam mı duyu nöronu zarar görmüş kişiye bunu örnek verebiliriz lokal anestezi de bu şekilde olmuş oluyor sadece ara nöronu zarar görmüş kişiden bahsedecek olursam burada değerlendirme merkezi ya burası hemen şöyle söyleyeyim duyu nöronun ara nöron ve motor nöron ya. duyu nöronumdan elime iğne battı eline iğne battıktan sonra duyun nöronu bunu aldı, merkezi sinir sistemi olan ara nörona getirdi. He, o zaman buraya getirdi ama buradaki burası değerlendirme ve hissetme merkeziydi ya. E burası çalışmadı. O zaman hissedecek mi bu kişi? Hissetmeyecek, değil mi? E, peki, e, buradan sonra ara nöron motor nörona da bir şey gönderemeyecek. O zaman tepki de veremeyecek, değil mi? Evet. O zaman burada his de yok, tepki de yok. Anlaştık mı? Duyu nöronundan farkı tepkinin de olmaması. O zaman buna felç durumunu örnek olarak verebiliriz. Sadece motor nöronu zarar görmüş kişiye bakacak olursak da. Şimdi e, motor nöronu zarar görmüş kişiyi de hemen şöyle anlatayım. Duyu nöron, ara nöron, motor nöron anlattık. Duyu nöronu eline iğne battığında uyarıyı aldı. Ara nörona götürdü. Merkezi sinir sistemini. Beyin dedi ki eline iğne battı elini çek dedi. O zaman bunun oluşturacağı tepki motor nörona gönderdi ama motor nöron kapalı yani hasarlı. O zaman his var ama tepki yok mu? Yok işte aman Rabbi bu çok kötü bir şey. Yani his var ama tepki olmaması durumu sadece motor nöronu zarar görmüş kişiye örnek olarak verilebilir. Buna da botoksu örnek verebiliriz. Yani mesela Ajda Pekkan düşünecek olursak Yüzünde o kadar çok botoks var ki e, alnına bir sinek, böcek vesaire geldiğinde böyle bizim gibi alnını oynatamaz. Nasıl oynattım bilmiyorum şu anda ama bizim gibi alnını oynatamaz. Yani botoks yok onu da göstermiş olayım diyormuşum. E, ama işte ha neyse çok çarpıtmayayım. İşte e, Ajda Pekkan'ın o alnını oynatamaması orada böcek olduğunu hissediyor ama orayı hareket edemiyor olduğunu bize göstermiş oluyor. Yani sadece motor zarar görmüş kişiye de Ajda Pekkan'ı örnek olarak verebiliriz. Peki bu tempoya nasıl dayanıyorsun peki? Nasıl yetişiyorsun her şeye? Söyledim hiperaktifim. Değil mi? Evet. Şimdi bunu da söyledikten sonra yardımcı hücrelerle devam etmek istiyorum. Yani glialar. Şimdi glialar neydi? Çok fazla sayıda olan sinir hücresine destek olan hücrelerdi. Yani yardımcı hücreler. Bunların isimlerini ve görevlerini bilmek zorundayız. O nedenle ben sen daha kolay bir şekilde öğrenebil diye bunları o mesafede olarak kodladım. Yani oligodendrositler buraya yazmayı unutmuşuz. Hemen yazalım. Oligodendrositler mikroglialar, ependim hücreleri, şivan hücreleri ve astrositler olarak bizim nöronlara destek veren hücrelerimiz bu şekilde beşe ayrılmış oluyor. Oligodendrosit ve şivan hücrelerini biraz önce söylemiştik. Bunlar miyelin kılıf üretiyordu değil mi? Ama ikisinin farkı neydi? Biri merkezi sinir sistemine, diğeri de çevresel sinir sistemine miyelin kılıf üretiyordu. Merkezi sinir sistemine miyelin kılıf üreten oligodentrositlerdir. Şivan hücreleri de çevresel sinir sistemine Sistemine, miel'in kılıf üretmekle görevlidir. Mikroglialara baktığımız zaman bunlar makrofaj benzeri hücreler. Yani bunlar ne demek hocam? Bunlar savunma sistemi eleman olarak çalışıyor ve sinir sisteminde fagositoz yaparak yani içeriye alarak onların yok edilmesini sağlamış oluyor. Yani savunma sistemi elemanı olarak çalışmış oluyor. Fagositoz dediğimiz şeyde büyük ve katı maddelerin hücre içine alınarak parçalanması durumuydu. İşte bu da mikrogliaların görevi olmuş oluyor. Efendim hücrelerine baktığımız zaman da bunlar merkezi sinir sistemindeki boşlukları örtüyor ve beyin omurilik sıvısının üretilmesini ve onların akışını düzenleyen e, nöronlara destek veren hücrelerdir diyebilirim. Son olarak astrositlere gelecek olursam astrositler güvenlik görevlileri gibi dur diyor. Yani her yerden her şey giremez diyor. İşte madde alışverişini düzenleyen, kan beyin bariyerini oluşturarak zararlı maddelerin girişini engelleyen bir e, nöronlara destek veren hücre olduğunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Nöronlara yardımcı olan hücrelerin nöron hücresinden çok çok daha fazla olduğunu ve bunları o mesafede olarak ko tekrar söylemek istiyorum. Ve bu kısımla birlikte de bugünün konu anlatımını bitirmiş oluyorum. Ve sana buraya cevap sende sorusunu bırakıyorum. Her günün sonuna cevap sende sorusunu ekleyeceğim. Ve e, bu sorunun cevabını yorumlardan yazmanı isteyeceğim. E, ben de en kısa zamanda doğru cevabı yorumlardan yazmış olacağım. Video içerisinde aklına takılan, anlamadığın herhangi bir şey varsa yorumlardan yazmayı unutma. Ünitemiz bittikten sonra da genel üniteyle ilgili öğretici sorular ve ÖSYM sorar sorularını da çözmüş olacağız. Ama o güne kadar mutlaka sağlam bir temelle gitmemiz gerekiyor. Öğrendiğimiz konuyu her gün tekrar etmeni isteyeceğim senden ki gün gün böyle eksiksiz bir şekilde gidelim ve AYT biyoloji full yaptığımızı görelim. Desteklerim benim için çok ama çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Kanalımı arkadaşlarına tavsiye edersen de çok çok sevinirim. Yarın ikinci günde görüşürüz. Hoşçakal.